Hayat en değerli bilgiyi, sahip olduğunuz en değerli şeyi kaybettiğinizde size verir. Dolayısıyla küçük ayrılıklar, sonu olumlu biten ayrılıklar iyidir. Olumsuz şeylerden korkmak bizi daha cesaretsiz kılarken, aslında biliyoruz ki başarılı insanlar acıyı kendi yelkenlerine rüzgar yaparlar. Hatta fırtınalarda daha hızlı istedikleri yerlere giderler. Evet. O yüzden acılar iyi insanları daha iyi yapar. Ama her acı bir sonraki defada daha iyi yaşayabilmek, daha olumlu bakabilmek için yaşanır aslında. Ama maalesef bir iyiyi kaybederken edindiğimiz tecrübe bir başka şeye bizi hazırlasa da kaybettiğimiz bir önceki sevdiklerimizdir. Dolayısıyla her anı ömrümüzün son anı gibi, her günü son gün gibi yaşamalı. Mevlana'nın dediği gibi ne geçmiş ne gelecek, her şey şimdi demiş. Dünün aslında yaşandığı ama unutulduğu, belki unutulmasa bile aslında teknik olarak olmadığı, yarının bir umuttan başka hiçbir şey olmadığı, asıl olanın hemen ve şimdi olduğunu hatırlayarak, eğer bir kırgınlık varsa hemen gönlünü almak, eğer olumlu bir şey varsa hemen söylemek, eğer affetmek gerekiyorsa derhal affetmek ve hemen her şeyi şimdi yapmak gerekiyor. Ne geçmiş ne gelecek, her şey şimdi. Çünkü yarın çok isteseniz de bazı şeyleri telafi etmek için hayat size o fırsatı vermeyebilir. Ya sizi alır götürür ya sevdiklerinizi. O yüzden daha önce de söyledik ya, her gün baştan başlamaktır hayat. Evet. Ve ben sevdiklerime her gün yeniden başlarım. Bıkmadan, usanmadan, yeniden, yeniden. Siz de sevdiklerinize ve her şeye yeniden başlayın. Ve ne olur, her sabah uyandığınızda dün için her ne olduysa kendinizi affedin. Peki. İstediğimiz konular, bahsetmek istediklerimiz bir hayli çoktu bu hafta. Fakat yine sevgili dinleyenlerden özür diliyoruz. Bir takım teknik aksaklıklar sebebiyle çok fazla giriş yapamadık. Ama tabii yine sevgi üzerine, dostluk üzerine, sanat üzerine bir takım sohbetlerimiz oldu. Ve bu minvalde devam edecek. Şiirle ve sanatla kavuşmamız, birlikteliğimizin nasıl olduğunu ben sevgili dinleyenlerin sevgili dinleyenler açısından merak ediyorum açıkçası. Yani acaba biraz olsun cesaretlendiler mi bizim? Evet, hemen bir yorumu paylaşalım. Evet. Araya girmiş gibi oldum. Yok, ama sonra fırsatı kaçırabiliriz. Evet, Balcana Köyü. Oradan bir mesajımız var. Evet. Bir daha hiç göremeyeceğim hasretimsin demeden önce sevdiklerimizin kıymetini bilin. Selam ve sevgiyle selamlıyorum demiş. Evet, sevgiler, selamlar kendilerine. Biz de Giresun, Şebin Karahisar, Balcana Köyü'nde sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Sağ olsunlar dinleyenler, bizlere Facebook üzerinden ulaşıyorlar. Evet. Sizlerin yorumları bizler için çok önemli. Bunları defaatle altını çizerek tabii, dile getiriyoruz. Bu arada da güzel tatlı bir ricası var. Tekirdağ Hürriyet Mahallesi çöpleri alma konusunda sıkıntı var. Bilgi olarak duyurunuz. Evet. İş olan yerde aksaklık olacaktır. Başarı bir ekip işidir. Başarısızlık da maalesef bir ekip işidir. Ama insanlar yaşayarak, deneyerek, tecrübe ederek nasıl daha iyi yapacağını deniyor. Hatta çoğu zaman neyin olmadığını deneyerek geçiyor hayatımız. Ama biz yine olumlu bakacağız. Biz buradan Hürriyet Mahallesi ve Tekirdağ genelindeki belediyemizin tüm yetkililerini aksayan bölgeler için daha duyarlı olmaya, kendilerine ulaşan, yardım isteyen, talepte bulunan insanları daha dikkatli dinlemeye, sosyal medya sayfalarını, iletişim hatlarını daha açık tutmaya ve her türlü talebin kesinlikle daha iyi bir Tekirdağ için herkesi cesaretlendireceğini de hatırlatarak biz Balcana Köyü adına bize yazan dinleyicimizin tekrar talebini yerine getirerek burada ya kendi yaşıyor ya sevdikleri yaşıyor muhtemelen. Hürriyet Mahallesi başta olmak üzere, çöp hizmetleri de başta olmak üzere, belediye hizmetleri konusunda eksik kalan yerler varsa görevlilerin gereğini yapmak üzere harekete geçmesini biz iletmiş olalım. Elçiye zeval olmaz. Tekrar Balcana Köyü'nü saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Evet. Şimdi güzel bir takım paylaşımlarımız oldu. Şiirlerimiz, güzel şiir dinletileri yaptık yine sizlerle. Yayına
Bir şarkıyla mı devam edelim? Yok, başlarken bir sohbette bulunduk. Hatırlar mısın bilmiyorum. Çok doğaçlamaydı. Belki ondan bahsedebiliriz. İnsanların sevgisizliğinden başlamıştı. Sevgisizliğinden başladık. Benim dikkat çekmek istediğim bir konu vardı. Evet. Bizden daha fazla, yani bu kıyas götürür bir konu değildir belki ama yani ben öyle hissediyorum. Bizden daha fazla sevgiye ihtiyacı olan bazı hasta yakınlarımız var, sevdiklerimiz var. Toplum içerisinde sevgiye muhtaç olan insanlar var. Onlara karşı hassasiyetimiz ne ölçüde? Ben bunun bir cevabını arıyordum esasında. Bununla ilgili mesela güzel bir hizmet var. Yerine evet. geldi belki söylemekte yarar var. Hı hı. Sağlık Bakanlığımız güzel işler çıkarıyor. İyiye iyi demesini bileceğiz. Olumsuz gördüğümüzü de daha iyi olması için yapıcı tarzda gündeme getireceğiz. Asla amacımız yıkmak değil. Önce yapılanı takdir edeceğiz. Eksik kalanlar için de fikirlerimizi vereceğiz. Bir küçük ben böyle araya girmek istiyorum ama müsaadeniz varsa. Belki buradan Radyo Can ailesinin de destekleriyle o insanlar için bir şeyler yapılabilir. Belki yine onlar da yakınları vesilesiyle bizlerin evet. programına bir şekilde ulaşıp kendi istekleri ve talepleri doğrultusunda bizim yayınımıza yine yön verebilirler. Onların istedikleri, arzu ettikleri şiirlerin paylaşımlarını yapıp onlara çalmak suretiyle evet. en azından onların yaşamına bir nebze olsun katkıda bulunmayı isteriz. Kesinlikle. Ketem var. Ketem, kanser evet. erken teşhis merkezi. Açılımı bu. Doğru söyledin mi bilmiyorum. Evet. Onlar çok güzel işler yapıyorlar. Sağlık Bakanlığı çatısı altında gerçekleşen bir faaliyet Ketem birimlerinde. Orada kanser taramaları yapılırken Tekirdağ'da Süleymanpaşa Merkez ilçede Sağlık İl Müdürlüğü çatısı altında Süleymanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü refakatinde, önderliğinde Ketem birimi, sorumlusu tabibi olarak Hülya Becerir Hanım'ın gayret ve desteğiyle, cesaretli davranışlarıyla, Sağlık Müdürümüz Cengiz Becerir'in gerekli desteğiyle güzel faaliyetlere başladılar. Orada kanser taramalarının yanı sıra ekstra bir faaliyet veriliyor. Kanserli hastaların, kanserli hasta yakınlarının psikolojilerini daha iyi bilimsel düzeyde anlayabildikleri için onlarla programlar yapıyorlar. Hasta hangi psikoloji içerisinde hastalığına tedavi aramalı, devam etmeli? Hasta yakını kanser hastasının psikolojisini nasıl çözmeli, anlamalı, ne tür bir destek vermeli? Birlikte eşler için veya hasta yakınıyla hastanın kendisi için ayrı ayrı birlikte yapılan mini seanslar var. Bu seanslarda onlara moral desteği sağlanıyor. Aslında kimse farkında değil ama her hastalık aslında vücutta psikolojiyle başlıyor. Huzursuzlukla başlıyor. Kesinlikle. Ve düzelmesi de hastanın hayata tutunması, cesaretlenmesiyle çok orantılı. Alakalı. Evet. Eş üzülürken ya da bir hasta yakını hasta için üzülürken farkında olan hastayı daha tedirgin ediyor. Hasta bulunduğu pozisyonda bütün umudunu kaybettiğinde hasta yakınını daha dibe itiyor. Hem hastaya hem hasta yakınına hastalığı daha pozitif karşılamaları gerektiği ve bunu nasıl başaracakları yönünde Tekirdağ Merkez İlçe Süleymanpaşa'da Kanser Erken Teşhis Merkezi'nde özellikle kadınlara dönük olarak daha çok bu tür faaliyetler gerçekleştiriliyor. Bu faaliyetleri yapan tüm ekip arkadaşlarımıza, orada çalışanlara şükranlarımızı sunuyoruz, evet. minnetle anıyoruz. Onlardan canı gönülden evet, tebrik ediyoruz. Onlardan biri de benim eşim. Bu konuda çok istekli, çok selamlar, heyecanlı. Sevgiler. Çünkü o da eşim kanserden kaybetti. Dolayısıyla acısını yaşamış olan biliyor, damdan düşen bunu biliyor. Evet. Dolayısıyla biz her hastalığın önce beyinde yenilmesi gerektiğini, psikolojide yenilmesi gerektiğini düşünen inananlardanız. Beslenme bunun yanında gelen unsur ama hasta bu hayatta tutunacak şeyler bulabilmeli. Eğer ki yaşaması gerektiğine inanırsa, yaşamasının birileri için anlam ve değeri olduğunu inanırsa, inanın hastalığı yenmede belki 1'e 3, belki 1'e 5 ekstra gayret kazanıyor. O yüzden özellikle ben rica ediyorum, herhangi bir kanser teşhisi konmuş olan hastalarımız, ilk önce hasta yakınlarımız hangileri hangi imkana mevcutsa bu şekilde terapi yardımı almalılar, psikoloğa gitmeliler, muhakkak bir yan destek almalılar, psikoloji tarafında faaliyetlerde bulunmalılar. Özellikle hasta yakınları kanserli hastalara nasıl davranması gerektiği konusunda profesyonel danışma merkezlerinden, keten birimlerinden ya da psikologlardan, psikiyatristlerden bu yönde tecrübeleri alırlarsa, tavsiyeler, telkinleri alırlarsa hastaya yaklaşımları belki hiç farkında bile olmadan hastayı hayata döndürecektir. Kesinlikle. Hastaya yaşaması için umut vermeleri gerektiğini,
kendileri için ne kadar değerli olduğunu bilmeleri yetmiyor. Bunu nasıl yapacaklarını bilmeleri gerekiyor. Dolayısıyla buradan tüm hastalara acil şifalar diliyoruz. Ama her rahatsızlığın, her hastalığın psikiyatri, psikoloji ayağı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla onları bu yönde destek almaya davet ediyoruz. Tekirdağ Merkez İlçe Keteme'de giderek bu desteği sağlayabilirler, alabilirler. Evet. Tekrar dinleyenlere teşekkür ederek diyoruz ki hastalıktan daha fazla bahsetmeyelim. Evet. İyi şeylerden bahsetmek zamanı şimdi. Kesinlikle. şimdi Sağlık Bakanlığı'nın da böyle bir biriminin olması ayrıca mutluluk verici tabii ki. Ama bizler de elimizden geldiğince onlara sevgi paylaşımları çerçevesinde onların ilgi duyduğu alanlardan bahsederek onlara yardımcı olarak bir şekilde onları hayata bağlayacağız. Sevgi böyle mucizevi bir şey esasında. Yani gerçekten çok önemli. Bunun üzerinde her yayında mümkün olduğunca durmaya çalışıyoruz. Genel olarak bundan bahsediyoruz. Ve bunu nasıl yapıyoruz? Bakın sanatla bunu bu kalplere ihtiyacı olan insanlara dokunmaya çalışıyoruz. Kesinlikle. Sanat bunun için var esasında. Hissettiğiniz bir duyguyu, yani bu sadece sevgi de olmayabilir, bir yardımlaşma, bir hoşgörü de olabilir ama hissettiğiniz duyguyu doğru şekilde karşı tarafa aktarabilme yollarından biri, en etkililerinden biri belki de sanat. Kesinlikle. O doğrultuda biz de bir takım girişimlerde bulunuyoruz. Evet. Sizlerin de yazdığı yazıları merakla, heyecanla bekliyoruz açıkçası. Sizlerin de bizlere yorumlar neticesiyle bunları ulaştırmanız bizleri çok memnun edecektir. Evet, bu yönde ben bir yorum geldi. Evet. Ketem adında, Ketem çalışanımızdan geldi. Evet. Teşekkür ediyorlar. Bu tür konuların yayınlara aktarılması İşlenmesi. Ne kadar değerli olduğunu özel olarak yazmışlar ama sayfamıza yaptığı yorumda da güzel dilekleri var. Sağ olsunlar. Bir telefon numarası vermişler. 0282 261 2189 0282 261 2189 Keten Birimbed'in telefon numarası. Evet, buradan bu numaradan ulaşabilirler. Ulaşıp, ve bütün hizmetlerin ücretsiz olduğunu altını çizerek söylemiş. Tabii biz bu kısmı devre çatısı altında bir hizmet olduğu için ücretsiz olacağını tahmin ederek söyledik ama demek ki hastalardan, hasta yakınlarından bunun ücretsiz olduğunu bilmeyenler oluyor. Bu hatırlatma yaptığı için tekrar teşekkür ediyoruz. Evet. Bu arada, saygılar, sevgiler kendilerine. Aynen, İyi çalışmalar diliyoruz. Balcana Köyü adına yazan yine arkadaşımız. Radyo Can ailesinin göz bebeği, varlığıyla bizi onurlandıran, yakın zamanda da güzel ödün alan sevgili Negromuza, sevgili Hasan Akın'a selamlarını iletmemizi istiyor. Evet. Hiç merak etmeyin, canlı yayını kesinlikle izliyor. Hem az önce kendisiyle beraberdik. Evet. Hem sizlere duyduğu saygı için hem de sorumluluğunda bulunduğu radyonun yayın kalitesini takip etmekle kendini sorumlu hissediyor. Hatta uzaktan bile teknik destek verdi, sağ olsun. Evet, sevgili genel koordinatörümüz Hasan Akın Bey'e sizlerin de bildiği üzere namı diyar. Selamınız Negro ulaşmış oldu. Negro'ya buradan selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz efendim. Evet, kesinlikle. Peki. 93.4 Kültür Sanat Kafede Radyo Can'da bizlerle oldunuz. Güzel bir iki saat geçirdik yine sizlerle. Sizlerin bizlere ulaştığı yorumlar çerçevesinde konularımızı belirlemek istiyoruz biz açıkçası. Sizlerin yorumları doğrultusunda bir takım konulardan bahsedip ve o konulara ilişkin değerlendirmeler ve çözüm önerileri getirmek istiyoruz. Bu doğrultuda birbirimize daha yararlı, daha sevecen, daha sağlıklı, huzurlu bir toplum imar etmiş olacağımızı düşünüyorum ben. Bir şiirimiz varsa alabiliriz sevgili Selahattin Bey. Şiirimiz çok. Dinleyiciler sıkılmadığı müddetçe sevgiyle, saygıyla okuyacağız. Ne okuyalım? Kısa mı okuyalım, uzun mu okuyalım? Siz bilirsiniz, size hangisi uygunsa. Mesela hep aşktan bahsettik. Biraz da başka bir şeyden bahsedelim. Yine aşka dair olsun. Tabii. Kısa bir şiir ya da yazı gibi bir şey. Yine benim içimden geçenlerim, kendimi böyle o şekilde hissettiğim bir sırada yazdıklarım. Bazen öyle bir susmak geçiyor ki içimden. Herkese, her şeye, her yere susmak istiyorum. Susup bir daha hiç konuşmamak. Ne kimseyi umursamak, ne de kimsenin umurunda olmak. Sadece susmak. Hem de çığlık çığlığa. Evet. Bunu daha önce de dinleyicilerimizden okumuştuk. Evet. Özellikle arzu ettiği için bir okuyucumuz, dinleyicimiz için tekrar okuma gereği hissettim. Çığlık çığlığa susmak ne demek diyor.
Evet. Peki hep ben konuştum sevgili Hasan Seçkin Oktar. Çığlık çığlığa susmak sence ne demek? Sana bence ne demek? Ifade ediyor? Evet, rolleri şöyle, değişelim. Estağfurullah. şöyle ben de kısaca fikirlerimi ifade edecek olursam. Esasında bunu daha önce okuduğumuzda ben sevgili Selahattin abimize söylemiştim. Yani çığlık çığlığa susmak deyimi aslında bende çok şey ifade ediyor. Şöyle bazen öyle duygular, öyle kelimeler düğümlenir ki boğazınızda. Sırf karşı tarafı incitmemek, kırmamak adına bunları söylemek istemezsiniz. Ama duygularınız öyle tavan yapar ki, öyle dolu dizgin yaşarsınız ki onu ifade edememenin de vermiş olduğu o stresle onları haykıramazsınız. Haykırma düzeyindeyken haykıramazsınız. Biz buna, yani benim nacizane yorumum olarak çığlık çığlığa susmak diyoruz. Tam tabiri caizse kelimeyi yerinde kullanmış sevgili Selahattin Bey. Evet. Şairin o andaki duygular, evet, önemli. Duyguların ifade edişi çok önemli. Evet. Gerçekten yerine oturmuş bir kelime. Çığlık çığlığa susmanın bende uyandırdığı etki bu. Genel olarak anlamlar zaten sabittir ama evet, dediğim gibi hani bazı şeyler bazen tarafımızdan dile getirilmediği zaman, evet, böyle bir yüksek duygu içerisindeysek eğer, böyle bir etkiye maruz kalıyoruz. Yani çığlık çığlığa susmuş oluyoruz. İfade etmenin tersini, evet, yapmış oluyoruz. Bunu niye yapıyoruz? Bunu çoğu zaman karşı tarafı incitmemek, kırmamak ya da yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için yapıyoruz. Bunu niye yapıyoruz? Takvalı olduğumuzu, hoşgörülü olduğumuzu, onu anladığımızı daha iyi göstermek adına, daha iyi vurgulayabilmek adına yapıyoruz. Bunu niye yapıyoruz? Karşı tarafa çok fazla saygı duyduğumuzu, ne kadar, evet, onu önemsediğimizi bilmesini istediğimiz için yapıyoruz. Bunu niye yapıyoruz? Bunu açarsınız sevgili dinleyenler. Ama genel olarak dediğim gibi karşı tarafı incitme ve kırma endişemiz var ise, bunu bir şekilde bu tutum içerisinde sergilemiş oluyoruz. Yani çığlık çığlığa susmak deyimi, ki benim de zaman zaman etkisinde kaldığım, gerçekten uyguladığım bir metottur. Bazen büyüklerimiz şöyle der. Susmak kelimelerden daha fazla şey anlatabilir derler. Evet. Yani söz gümüş ise sükut altındır derler. Evet. Buna mukabil olarak hani susmayı da tercih ettiğimiz zamanlar olabilir. Hatta bu susmanın bize kattığı zamanlar da olabilir. Dolayısıyla doğru bir eylem midir? Bana soracak olursanız ki, evet, doğru bir eylemdir. Ama ifade etmekte bir o kadar doğru. Neden? Çünkü karşı taraf siz ifade ettiğiniz müddetçe sizi anlar. Kesinlikle. İfade ettiğiniz biçimde onun algılayabildiği gibi ifade ederseniz sizi ne anlar. Ne kadar bilirsen bil, söyledikleriniz karşı tarafın anlayabildiği kadardır deriz efendim. Evet, o yüzden evet, aslında yerinde kullanılmış bir kelam. Ben Selahattin Bey'in duygularını çok etkili bir şekilde ifade ettiğine inanıyorum. Eminim ki sizler de bu tarz durumlarda duygusallığınızın tavan olduğu durumlarda kendinizi böyle ifade etme yoluna gidiyorsunuzdur, evet, ve evet, bu evet, alanda kendinizi geliştirmeye çalışıyorsunuzdur. Ama bakın yine söylüyorum, şiir bu işin en etkili yöntemlerinden biri. Neden diyecek olursanız, her zaman önünüzde bir resim yapmak için bir tuval ya da bir renkleriniz, renk paletiniz ya da ne bileyim fırça takımınız vesaire olmayabiliyor. Ya da her zaman yanınızda bir fotoğraf, evet, makinesi, şu an tabi cep telefonlarımız da hali hazırda mevcut ama bazen işte kamerayla fotoğraf çekme imkanımız olmayabiliyor. Ama şiir dediğiniz olay o kadar bize yakın ki, yani bir kağıt, bir kalemle gözlemlediğimiz ve yaşamakta olduğumuz duyguları doğru biçimde ifade edebildiğimiz zaman, şiirin mekaniğine uygun anlattığımız zaman zaten bir şekilde şiir oluyor. Evet. Yani ben şöyle nacizane bir yorumda bulunmak istiyorum. Bakın Selahattin Bey bana sağ olsun bu şeyi, bu sözü, söz hakkını tanıdığı için böyle, evet, değişeceğiz biraz. Söylemek istiyorum. Ben şiir yazana, şiir yazanlara hayatım boyunca çok saygı duydum ve bu işi gerçekten öğrenmeye çalıştım ve bana bir takım tüyolar verildi. Bu tüyolar doğrultusunda bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yıllardır kaleme aldığım bazı duygular var. Anlatmak istediğim bazı olaylar var. İnsanlara göstermek istediğim ufuklar var açıkçası. Ve bu doğrultuda elimden geldiğince, dilim döndüğünce bir şeyler yazmaya, çizmeye, evet, çalışıyorum. Sevgili Selahattin Bey'in de yazılarını o doğrultuda takip etmeye çalışıyorum zaten. Dolayısıyla ben de çok uzaktım bu kavrama esasında başlangıçta ve yapana çok saygı duyuyordum. Ama zaman içerisinde bunu hissettikçe, bunu anlamaya çalıştıkça daha iyi kendi hayatınızda anlamlandırabiliyorsunuz. Daha iyi yer tutmasını sağlayabiliyorsunuz.
Yani konu yine dönüp dolaşıp evet. sevgiye geldi ama ya bir kavramla evet bir kavramla ne kadar samimiyetle ve candan iletişim kurarsanız o kavramı tanımaya bir o kadar daha yaklaşmış oluyorsunuz kesinlikle, esasında. Kesinlikle. Yani kuvvetli adımlar atmış oluyorsunuz. Elbette ki zor. Nasıl zor? Kelime terminolojisi bilmek gerekiyor. İyi gözlem yapabilmek gerekiyor. İnsan olmak duyguları gerekiyor. Duyguları kesinlikle o başta gerekli zaten. Olmazsa olmazımız. İyi anlamlandırabilmek gerekiyor. Duyguları ve olayları iyi tahlil etmek gerekiyor belki. Ve kesinlikle ve kesinlikle olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi de toplumsal mesaj kısmı. Yani nedir? İnsanlara bir konuda bir şey anlatma derdimiz olması gerekiyor. Elbette ki yani bir takım kelimeleri mastarlayarak peş peşe dizerek de şiirler olur. Ama gerçekten içinde anlam barındıran ciddi eserler insanlığa anlatmak istediğiniz mesajla, evet. evrensel dille alakalıdır. Kesinlikle, kesinlikle. Mevlana Hazretleri der ki aynı dili konuşan değil, aynı duyguyu paylaşan insanlar daha iyi anlaşılırlar. Yani dolayısıyla bu duyguları paylaşmadaki etkin araçlardan biri şiir olduğu için yayınımızda çok büyük bir yer veriyoruz. Kesinlikle. Çok önemsiyoruz ve sizlerden bu doğrultuda geri dönüşler bekliyoruz. Sizlerin aynen. de kaleme aldığı eserleri burada izniniz olursa evet, Selahattin evet, Bey evet. ve ben seslendirmek istiyoruz kesinlikle. Ve duyurmak istiyoruz. Biraz çok konuştum o yüzden. Yo, çok keyifli. Ne kadar doğru bir şey yaptığımı görüyorum. Yüreğine ağzına doğru. sağlık. Sağ olun. O zaman hemen arka arkaya ben bir şeyler söyleyeyim. Evet, yayına başlarken Ayrabolu'da çiçekçilik yapan Gülcan Hanım'ın bizim bir şiirimizi, benim bir şiirimi seslendirerek göndermesiyle ortaya çıkan videoyu YouTube'da yayınlamıştık. Onu paylaşmıştık. Çok teşekkür etmiştik. Evet. İzleyicilerimizden ister beğendikleri başka şiirleri seslendirmelerini, isterlerse bizim şiirlerimizden, benim şiirlerimden bir seslendirmelerini ve bize göndermelerini istiyoruz. Onları belirli bir ses kalitesini sağladıktan sonra uygunluğuna bakarak yayına hepsini veremeyiz tabii ki ama önemli bir kısmını verebileceğimizi düşünüyorum. Öncelikle bunu söyleyelim. Evet. Bu arada Giresun Şebin Karahisar Balcana Köyü'nden selam ve sevgiler yolluyorum diyen sevgili dostlarımız çok aktif bir şekilde yayına dahil oluyorlar. Bizi çok 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 mutlu ediyorlar. Kesinlikle. Ve onlara şarkı hediye etmemizi istiyorlar. Bir İlhan İrem şarkısı olabilir. Seçkin kardeşim sen onu hazırlarken ben aklıma gelenleri senin bıraktığın yerden söylemeye çalışayım. İlhan İrem'den hangi şarkı olsun efendim? Herhangi birisi olabilir. Grup olarak izliyorlarmış. Evet. Çok mutlu etti bizi. Yazık oldu yarınlara diyelim ama o zaman. Diyelim ama saklayalım onu. Ben önce birkaç söz söylemek istiyorum. Tabii arkasından ki. Devam edelim. Ve tabii bu Balcana Köyü yerleşkelerindeki yaşayan herkese gelsin. Onların Türkiye'nin her yerindeki yakınlarına gelsin. Ve evet. bütün Türkiye'ye gelsin. Dinleyen selamlar, arası, sevgiler efendim. Tüm dinleyiciler bize gelsin internet üzerinden. Şimdi ben iki çocuğum var ellerinizden öper. Allah büyük başlasın. Olan demiştim İzmir'de iletişimde okuyor. Küçük olan ilkokul 4. sınıfta. Onların kulaklarında küpeler var Seçkin. O küpeler onlara benim bırakabileceğim, ailesine bırakabileceği en büyük miras. Nasıl? Şöyle. İyi bir evladın varsa diyor malı mülkü boş ver. Hazine evlat. İyi kesinlikle. Bir evladın yoksa malı mülkü boş ver. Cehennemin evlat. Ve biz ne kadar bırakabilirsek bırakalım malı mülkü serveti, hiçbirisi onların karakterini sağlam ortaya çıkarmaktan daha değerli olamaz. Onlara öncelikle şunu söyledim. Çocuklar dedim, iyi bir şey söylemeyecekseniz hiçbir şey söylemeyin. Evet, son sözlerimizi söyleyelim ve kapatalım. Az önce kulaklarına küpe dedik çocukların, iyi bir şey söylemeyeceksen hiçbir şey söyleme. Bir diğeri de şuydu, yapman gerekeni yap, asla dolduruşa gelme. Bu iki sağlam söz onların karakterinde önemli yerler edindi ben biliyorum. İnşallah daha fazlasıyla da hayatta tutunacaklar. Burada yayını keseceğiz. Bizden sonra sevgili Murat Dede konuğuyla beraber olacak. Evet. Çok güzel bir pop saati programı hazırlayıp sunuyor. Olacak. Ona yer açabilmek için biz söz verdiğimiz saatte kapatmamız gerekiyor. Evet. İnşallah söz verdiğimiz saatte de başlamayı da öğreneceğiz. Buradan tüm dinleyicilerimize, tüm yayın aksaklığına rağmen bizimle olan desteğini koparmayan tüm Radyo Can takipçilerine, ailesine, dünyanın her yerinde bizi takip eden dostlarımıza, ulaşabildiğimiz her yerdeki herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar. Nereden? Tekirdağ Süleymanpaşa'dan, Radyo Can ailesinden. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. İşte mutluluğun sırrı. Hayatı ciddiye almayacak kadar ciddi olun. Yeter. Hoşça kalın efendim. Sağ olun. Hasan Seçkin Oktar ve Selahattin Uzun'un hazırlayıp sunduğu Kültür Sanat Kafe sona erdi.